Ben 1941 yılında Biga'da doğmuşum. 20 Mayıs Boğa burcundanım. Babam tahsildar olduğu için görev yeri olan köylere daha yakın olabilmek için Çana Çomaklı köyüne taşınmışız. Merkez Çomaklı, o çevre köylerde görev yapıyor diye. 3 yaşımda sanıyorum bucağı imiş Biga'nın çan, o zaman Biga'ya bağlıymış. Efendim Biga'ya taşınmışız görev yeri değişince. Bu kez yine merkezi bir köy olarak Eybekli'yi seçmişiz. Orada ben şimdi gavur Erdal Hoca, komünist hoca derler ya. Orada ben 6 yaşımda hatim indirmişim. İndirdim daha doğrusu ve Amene Resulü'yü okudum. Rahmetli bir Faruk amca vardı, hatta o da bu işlerle ilgilenen. Onu anımsıyorum. Onun görüntüsü şu anda gözümde. Siz tabii yetişmediniz, şu andaki Ziraat Bankası'nın olduğu yerde sanıyorum iş yeri vardı. Neyse, benim ilkokulum başlayacak. Yine bir taşınma, Biga'ya taşınmışız. Efendim Biga'ya okul çağım geldiği için Çan Caddesi'ne taşındık. Şimdi Ebekli'deki en önemli anılarımdan biri, babam bir sabah görev için evden ayrıldı. Efendime söyleyeyim. Akşam eve döndüğünde atımızın rengi değişmiş gördük. Efendim merak ettik, yanına da yaklaşılmıyor. Tabii akşamları eve dönerken bir ufak mı götürüyor artık duble mi? Efendim geldi. Çok sinirli. İşte yaklaştık, baba ne oldu diye falan. Meğer sabah Biga'ya giderken Sarıkaya'da o piknik alanında bir çeşme var. Evet. Onun başında işte konar göçerler mola vermişler. Babam da atını mı suladı ne yaptıysa, oradan gitmiş daireye. Yahya'nın hanına bağlamış atını. Yetiştiniz mi? Yahya, Hancı Yahya, Faytoncu Yahya, onların hanı vardı. Tekel'in, eski Tekel'in orada. Dönüyor babam. Bakıyor o çeşmede o tas yok. Ne olur bu? Olsa olsa onlar götürmüştür. Vuruyor kırbacı atına. Takara tukara Çan'a kadar gidiyorum. O topluluğu buluyor. Tabii beylik davancada taşıyorlar görev gereği. Çıkarın diyor tası. İşte yoktur, şudur, budur. Çıkarıp alıyor. Getiriyor Sarıkaya'daki çeşme başına koyuyor tası. Oradan bayırdadır biliyorsunuz Eybekli. Oradan eve geliyor. Meğer at terden bembeyaz kesilmiş o yolculukta hayvan. Nereden baksanız 30 kilometre var, yaklaşık 30'la dönüş 60 kilometre. Bir tas için babam yol kat ettiriyor atına. Yani Serde Çerkezi de var ya biraz, herhalde oradan kaynaklı. Böyle Hocam bir bir şey anım var sorabilir benim. miyim? Sor, buyur İsmail'cim. Bu tas değerli olduğu için mi Yok. yoksa evet. Kamu Yok. malı. Kamu malı. Halkın hizmetinde bir mal. Sonra beni Sakarya İlkokulu'na yazdırdılar. Dumlupınar İlkokulu yaklaşık 100 metre falan bizim eve, ama ben hep vurguluyorum Burjuva Okulu diye, merkezi Sakarya, ayrıcalıkların okulu derdik biz ona. Benim amcamın hemen köşesinde okulun şeyi vardı, marangoz dükkanı, marangoz Reşat rahmetli. Onun gözetiminde de olayım diye, biraz da yolun üstü babamın tabii daireyle evimiz arası diye oraya yazdırmış. Ben 5 yıl orada okudum. Sonra ortaokul geldi tabii. Orada başarılı bir öğrenciydim. Sonra ortaokula gittik. Nedense aynı başarıyı orada gösteremedim. 3 yıl sonra tabiat bilgisinden beklemeye kaldım. Çok sevdiğim bu dersten. Efendim Ferdan Kabatepe rahmetli, Ayhan Gürsel şeyinden, kuşağından. O beni bıraktı demeyeyim, ayıp olacak, ben kaldım. Bir yıl rahmetli Bedri Gider abimin yanında yazı işleri bürosu vardı. Eski banka sokakta orası.
Orada bir yıl çalıştım ben. Sınavlara girdim. Tekrar öğretmen okulluğunun sınavına girdim. Ayıp söylemesi, birincilikle kazandım. Orada 3 yıl okudum. Ve hocam, yine ayıp söylemesi, üçüncülükle bitirdim. Siz ortaokulu herhalde yukarıda okudunuz. O Biga Numune Mektebi'nin olduğu yerde. Namazgah denen. Evet, evet. O okulu biraz anlatabilir misiniz? Nasıl bir okuldu? O okul eski yapıydı. Yolu çok da uzundu. Bizim evimiz Çiçekli'ye yakındı. Sabah akşam işte git gel şey yaptık. Geniş bir bahçesi vardı. Top alanı bizim için, topa meraklı kişiler için falan. Manzarası güzel. Yani hoş bir okuldu diyebilirim. İçim yanar Sakarya'nın yıkılmasına, oranın yıkılmasına. En sonda lisenin öyle bir şey değeri yoktu belki estetik açıdan. Tarihi değil. Ama tarihi fazla ne bileyim şey değildi, değerli ama yine de anılar vardı. En azından yine övünmüş olmayayım ama omuzlarımla o büstü diktim oraya. En çok da ona acıdım. Kevsen Ozangil benim de öğretmenimdi. Onun çeşmesine acıdım. Gene oraya ben havuz yapmıştım elimde mala ile. Efendime söyleyeyim, oradan da anılarım silindi gitti, üzüldüm. O anıtı siz yaptırmıştınız hocam. Açılış sunuculuğunu da ben yapmıştım. Fotoğrafında kullandım. Evet. Bir de Bülent Özel mi varmış, bir şiir mi akıyor fotoğraflarda çıktı karşıma. Onu bilmiyorum. Biz Medine diye bir arkadaşımla birlikte de sunuculuğunu yapmıştık açılışın. Evet. Ne güzeldi. Ne güzeldi o günler değil mi? evet. O günlere geleceğiz. Ama sizin biraz daha çocukluğunuza dönelim istiyorum. Siz Bedri Gider'le de demek ki yakındınız. Onun yazı işleri bürosu dediğiniz eski tanımla arzualciliği mi vardı? Arzualci, evet. Yazı işleri bürosuydu adı da kurumun. Evet. Köşesinde galiba şeyler vardı. Bu Doğanların mobilya dükkanı açıldı. Sonra herhalde daha sonra karşıda dokumacı Ekrem'in atölyesi, evi vesaire vardı. Ya evet. Şimdi o sokağın adı değişmiş ama ne bilmiyorum. Eski Banka Sokağı. Evet. Nasıl biriydi Bedri Gider? Biraz ondan bahseder misin? O günlerde de yazıyordu herhalde tabii. Yazıyordu ve pırlanta gibi kalbi vardı. Yani o kadar iyi bir insandı rahmetli anlatamam. Çok da titizdi. Şimdi bugünlerde ufak bir cisim elleyince elimize hemen kolonya sürüyoruz ya, temizliyoruz ya, onun hep cebindeydi kolonyası. Örneğin bir müşteri gelir, elini sıkmadan edemez ama o iş bittikten sonra derhal falan şiirler yazıyordu. Yani bir aile gibiydik. Müjdat zaten biraz delikanlı olma çağındaydı. Bilgin küçücüktü, Bilgin. Benim kucağımda büyüdü. Onlara abilik yaptım ben o zaman. Çok iyi insanlardı. Hafız İsa sanıyorum kayınpederiydi. O da mükemmel bir insan. Halime yenge de öyle. Müjdatlar da tanıyorsunuz sizin. Evet, yakın tanıyorum ben. Çok iyi insanlardı. Çok mutlu oldum. Ben yanında biraz yaşam nedir öğrendim.